ligde gerçekten 106 puan mı yaptın? Evet Nazlı'cığım, övünmek gibi olmasın ama öyle. Selin abla, sen kaç puan yaptın? Ha, ben mi? Bu durumda ben 0 puan yapmış oluyorum Nazlı'cığım. 0 puan mı? Evet, çünkü biz bowling oynamaya gitmedik. Niye? Niye olacak Nazlı'cığım? Ozan abinin inadı yüzünden. Leyla'cığım, yine başlamayalım istersen. Aman iyi, tamam. Nazlı biliyor nasılsa Ozan'ın ne kadar inatçı olduğunu. Erdem'in ne kadar dediğim dedikçi birisi olduğunu demeye çalıştın herhalde. Senin abla, dediğim dedikçi ne demek? Ha, dediğim dedikçi mi? Anlatmaya gerek yok Nazlı'cığım. Ozan abine bak, çok iyi anlarsın. Ya Leyla, saçmalıyorsun. Bir kere Ozan çok uzlaşmacı bir insandır. Bugünkü tartışmanın tek sebebi de Erdem'di zaten. Abla, niye kavga ediyorsunuz? Kavga etmiyoruz Nazlı'cığım. Hayır Nazlı'cığım, biz kavga etmiyoruz. Yani sadece Leyla ablanın erkek arkadaşının bazı zaafları olduğunu kabul etmekte zorlanıyor o kadar. Nazlı, senin ablana söyle. Ozan ne kadar inatçı birisi olduğunu hala anlayamadı. Nazlı, söyle Leyla ablana. Ozan Erdem'den daha yakışıklı diye kıskançlık yapmayı bıraksın artık. Nazlı, söyle Selin ablana, asıl Erdem ondan daha yakışıklı ve daha zeki diye kıskanmasın. Leyla, Erdem seni sandığı kadar zeki olsaydı seninle çıkmazdı zaten. Ya, demek öyle. O zaman bir daha benimle konuşma. Ay, ben gerçekten çok meraklıydım yani seninle konuşmaya. Sen benimle konuşma asıl. Nazlı, Selin ablana söyle, bundan sonra matematik ödevleri için benden yardım istemesin. Yani yapabiliyorsa kendi yapsın. Senin yardımına muhtaç değilim canım ben zaten. Nazlı, Selin ablana söyle. Ooo, ezikler, kavga mı ediyorsunuz? Oh. Ay, geldin mi canım nihayet? Ay 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 ay, göbüşe bak Ekrem, yerim ben o göbüşü. Ay, 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 ay Ekrem, her tarafım ağrıyor inan ki. Ya bu hamileliğim çok zor geçiyor. Kıvılcım da hiç böyle olmamıştım. Çok her hareketli maşallah, çok yoruyor beni. Haklısın şekerim ama sık dişini çok az kaldı artık. Ben de bugün çok yoruldum. Ay, insanın yatağı gibisi var mı? Ay, inanmıyorum sana Ekrem. Yani ben bu haldeyken sen gidip orada manda gibi yatacak mısın, aşk olsun? Tamam Aslıcığım, ben yine koltukta yatarım. Yatacaksın tabii. İstersen sen hamile ol, ben koltukta yatayım, ne dersin? Yok yok, benim öyle bir talebim yok. Yatak senin, mışıl mışıl uyu Aslı'cığım. Hadi Allah rahatlık versin kardeşim. Sana da canım. Oh! Ekrem'cim, o yastığı bana verir misin? Elimi kolumu koyacağım da. Tabii şekerim, al. Yastık da senin olsun. Yeter ki sen ve bebeğin mutlu olun. Horlar mı? Aslı'cığım, bu kadar zamandır beraber yatıyoruz. Şimdi mi rahatsız oldun? Evet, şimdi rahatsız oldum. Ne var yani, olamaz mıyım Ekrem'cim? Aşk olsun, karnında o kadar senin çocuğunu taşıyorum. Şu kadarcık şımartmıyorsun beni Ekrem. Hiç hakkım yok mu yani? Tamam, peki. Ben salonda yatayım o zaman. Salon mu? Salon nereden çıktı canım? Şimdi sen dedin ya, horlarsan rahatsız oluyorum diye şey ettin. Evet, şey ettim. Yani rahatsız olurum horlarsın ama gitmeni istemiyorum. Yani odadan gitme, ben yalnız kalınca korkarım koskoca odada. En iyisi sen böyle dimdik otur. Ciddi olamazsın Aslı'cığım. Çok ciddiyim. Hatta seni rencide edecek kadar ciddiyim Ekrem. Ayrıca hamile kadınlar abuk subuk rüyalar görürlermiş. Öyle bir şey görürsem dürtüp uyandırırsın beni canım. Yani hamileliğim ne kadar ciddiyse ben de o kadar ciddiyim canım. Tamam, peki. Hadi iyi nöbetler. Sağ ol. Devam edin ezikler, devam edin. Allah aşkına ben yokmuşum gibi devam edin kavganıza. Ay Nazlı, Kıvılcım ablana söyle. Ay pardon ya, ben söylerim. Kıvılcım, çıkar mısın lütfen? Hayatta çıkmam. Bir horoz dövüşünü, bir de ezik kavgasını seyretmeye bayılıyorum. Kıvılcım, bizim kavgamız seni ilgilendirmiyor. Çık lütfen dışarı. Tamam. O zaman 5 dakika seyredeyim, sonra çıkarım. Hadi başlayın. Ama öyle sen
sadece laf kavgası istemiyorum. Böyle biraz saç baş yoğurmacı olsun. Böyle dalın birbirinize, yırtın ortalığı. Kıvılcım, şimdi odayı terk etmezsen fen sınavından kaç aldığını amcama söylerim. Ya tamam, çıkıyorum. Pişt, küçük ezik. Sen bana sonra detayları anlatırsın, tamam mı? Gıcık şey ya, çık diyoruz çıkmıyor. İnatçı işte. Belki dardandan bulaşmıştır. Nazlı, söyle Selin ablana, çok istiyorsa Kıvılcım'ın odasına taşınsın. Ne de olsa karakterleri uyuşuyor. Nazlı, sorar mısın bakalım bir Leyla ablana, eğer ben bu odadan gidersem kimin tokalarını izinsiz takacakmış bakalım? Nazlı, senin ablana söyle, zaten onun tokalarına kalmadım. Aha, Nazlı, söyle bakalım Leyla ablana. Selin abla, Leyla abla, durun ya, kavga etmeyin. Hadi oyun oynayalım. Hani Esak kelimesini öğrenemeden buluyorduk ya. Leyla abla lütfen. Nazlıcığım, Selin ablanla oyna çünkü ben biraz yorgunum. Tabii Erdem'le bowling oynamaya gittiğim için yoruldum. Yani öyle oturduğum yerden kös kös film seyretmedim. Ya işte bizimle gelseydiniz inadı bırakıp bu kadar yorulmayacaktın. Asıl siz inadı bırakıp bizimle gelseydiniz. Of ya, yine başlamayın. Hadi oynayalım işte. Tamam, sen başla o zaman. Dur, ben kartları getireyim. Yok yok, kartlara gerek yok. Şimdi sen Selin'i anlatacaksın. Yasak kelimelerde bencil, duyarsız, cimri... Ne? Ama tabii bunlar biraz zor oldu. Yani bunlar olmadan Selin'i anlatamayız. Nazlı, söyle Leyla ablana, bir de ona cevap verip onun seviyesine inemeyeceğim. Ay asıl ben senin seviyene inmeyeceğim. Ay yok canım.